bir kadının bir yere gelmesi, bütün bunlarla savaşması demek aynı zamanda. Ya korkunç bir şey ya. Biz nasıl soluk alıyoruz, ben buna şaşıyorum. Kadınlar olarak nasıl yaşıyoruz? Bırak sen yani bir işte bir yere gelmeyi. Artık nasıl yaşıyoruz anlayamıyorum. Yani ne kadar zor. Yani 90'lı yıllarda ben kadın erkek eşitsizliği üzerine işler yapıyordum. Özellikle bedenimi kullanarak, yani bedenimi bir sanat eseri, bir fırça, bir tuval gibi kullanarak, performans sanatını kullanarak bunu anlatmaya çalıştım. Mesela 94 yılında 3 kişiyle evlilik performansını yapmıştım. Yine 94 yılında kendimi İsa gibi çarmıha germiştim. Bunların hepsi aslında bir baş kaldırma işleri, performansları olarak yaptım. Türkiye'de kadın sorunu, yani kadının ikinci sınıf olmasıyla ilgili, kadının aşağılanması, kadının tecavüze uğraması, kadın erkek eşitsizliği üzerinde maalesef olumsuz bir gelişme oldu. Son senelerde özellikle bunun sayısında artma var. O yıllarda, hele o yıllardan da giderek daha 97'de bile, yani belki hatırlarsın, ben genel eve girmiştim, yüksek kaldırım denilen yere girmiştim. O da tabii ki nedenleri, çünkü genel ev, yüksek kaldırım bizim sinemaya, Yeşilçam dediğimiz sinemada çok kullanılan bir terimdi. Özellikle biz kız çocuklarına eğer rahat durmazsak, yani onu annemizin babamızın dediklerini yapmazsak mutlaka genel eve düşeriz. Büyüyen bir jenerasyondan geliyorum ben de. Etrafımda da bunu gözlemledim. O nedenle yani kadınların ezildiği, kadınların yok sayıldığı her yere girdim. Toplumun suratına çapmak istediğim en birinci şey toplumun riyakar olduğu. Yani aile denilen tırnak içinde kutsal küçük topluluğun aslında iki yüzlülükten ibaret olduğunu göstermek istedim. Çünkü aile içinde bütün kadın cinayetleri olmakta. Aile denilerek kadınlara ve çocuklara tecavüz edilmekte. Aile denilerek kadınlara baskı yapılmakta. Yani her şey ailenin içinde oluyor. Konuşamıyoruz. Yani giderek hiç konuşamıyoruz. Neden? Korkudan herhalde. Çünkü giderek baskıya alışmadan, neden? Aslında bunun nedenleri bariz ama kadın hareketleri Türkiye'de aslında çok iyi, yani çok mücadeleci. Bir kadının yönetim kurulunda belli bir yere gelmesi, birkaç kadının, efendim bir kadının bakan olması falan, bunlar gerçek göstergeler değiller. Çünkü o kadın olması değil, o kadının kadın erkek eşitliği üzerinde gerçek değerlerinin olması. Kadın ama gidip yani iktidarın diliyle konuşuyorsa ne yapabilirim ben onun bakan olmasını veyahut da orada yönetici olması? Ya cinsiyet de yeterli değil. Bilinçli olması lazım. Yani kadınlara hizmet eden bir bilincinin olması lazım. Kadın erkek eşitliğini savunan, azınlıkları savunan,
transların, gay bireylerin özgürlüklerini savunan birisinin, birilerinin olması gerekiyor. Kadın olması yeterli değil. Çünkü birçok kadın erkeklerin ve iktidarın bu yani ataerkil düşüncelerini içselleştirmişler. Onun kadın olması bir şeyi değiştirmez. Bunu yani aklımıza koyalım. Sınıf bilinci yok çünkü. O nedenle biz yani konuşamıyoruz. Çünkü herhalde baskı var, ne varsa var ama yani çok konuşabilecek olan insanlar da konuşmuyor. Buna yazıklar olsun. Ne diyebilirim? Benim başıma şu ana kadar neredeyse sürekli geldi. Yani bu bir tane iki tane değil ki, hayatım boyunca. Yani hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Yani bu konuda mesela İtalya'da da başıma geldi böyle bir şey. Ya sırf ya cinsel avansını kabul etmedim diye belli uzun senelerce beni dışarıya koy, yani sanat çevresinden beni dışarıya atabildi bu kişi. Yani sadece o değil ama hayatımın her alanında karşılaştım. Ya benim de olursun, cinsel avanstan bahsediyorum. Veyahut da sana şunu yapmam, veyahut da sana engel olurum. Yani bu hem sözlü olarak ima edildi hem de yaptıklarıyla. Yani bir kadının bir yere gelmesi, bütün bunlarla savaşması demek aynı zamanda. Ya korkunç bir şey ya. Biz nasıl soluk alıyoruz, ben buna şaşıyorum. Kadınlar olarak nasıl yaşıyoruz? Bırak sen yani bir işte bir yere gelmeyi. Artık nasıl yaşıyoruz anlayamıyorum. Yani ne kadar zor. Kadınlara söylemek istediğim tek şey, lütfen size sunulan, güzelmiş gibi gösterilen şeyleri kabul etmeyin. Etmeyelim. Çünkü biz o bize verilenden çok daha iyisine layığız. Kendimizi gerçekleştirelim. Yani kendini gerçekleştirmek neyse.